Selamün aleyküm. Ölüm anında bir gencin Kur'an okumasını izleyin. Size ölüm sancıları içindeyken Kur'an okuyan birkaç kişiyi göstereceğiz. Bunlar güzel sonun işaretleridir. Allah'tan bize hayırlı bir son diliyoruz. Ama lütfen eğer Müslümansanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup paylaşmayı unutmayın. 1. Şeyh Muhammed el-Avvat ölüm döşeğindeyken Bakara suresinin sonunu okuyordu. Bu Kur'an ehlinin sonudur. İyi. Tamam. 2. Şeyh Muhammed Ahmet Amer'in 89 yaşında ölüm döşeğinde Kur'an-ı Kerim okumasını izleyin. Kim ne üzerine yaşarsa onun üzerine ölür. Allah'ım bize güzel bir son nasip et. Selam. 3. Genç bir adam babasını ölüm döşeğindeyken videoya almış. Sanki abdest alıyormuş gibi hareketler yapıyormuş. 4. Bu çocuk ameliyathaneye girmeden önce Kur'an okuyordu ve çocuk Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra o ameliyatta öldü. Gel. Beş, Endonezyalı bir okuyucu, Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybetti. Altı, bu yaşlı adam ölüm sancıları çekerken Kur'an okuyordu. Sonu güzel oldu. Allah'a hamdolsun. وإسماعيل وإدريس وذلكبد كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا إنه 7. Bu genç ölüm döşeğindeyken Kur'an okuyor. فقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير 8. Bu genç de ölüm döşeğindeyken Kur'an-ı Kerim okuyordu. 9. Bu adam anestezi etkisi altında Kur'an okuyordu. Gözlerinizi yaşartacak. Sübhanallah. 'Kur'an okumanın önemi hem bireysel hem de toplumsal açıdan derin ve çok yönlü bir anlam taşır. Kur'an, İslam'ın temel kitabı olup Allah tarafından Peygamber Muhammed'e vahiy yoluyla gönderilmiştir ve bu yönüyle Müslümanlar için kutsal bir rehberdir. Kur'an'ı okumak sadece dini bir yükümlülük değil, aynı zamanda manevi bir ihtiyaçtır. Her bir ayeti insanın yaşamına yön verecek, ona ahlaki ve manevi değerler kazandıracak bir özelliğe sahiptir. Bireysel düzeyde Kur'an okumak, kişinin manevi dünyasını zenginleştirir ve ruhsal dinginlik sağlar. İslam inancına göre Kur'an'ın her harfi okuyan kişiye sevap kazandırır ve bu kişinin Allah'a olan bağlılığını artırır. Kur'an'ı anlamak ve üzerinde düşünmek insanın kendini ve hayatın anlamını daha iyi kavramasına yardımcı olur. Bu süreçte kişinin kendisini tanıması, içsel çatışmalarını anlaması ve manevi huzur bulması mümkün hale gelir. Ayrıca Kur'an okurken insanların kalpleri huzura erer ve ruhsal bir dinginlik bulurlar. Bu da günlük yaşamın stresleriyle başa çıkmalarına yardımcı olur. Kur'an okumak bireysel ahlaki gelişim açısından da büyük önem taşır. Kur'an'ın öğretileri, insanlara doğru ve yanlış arasındaki farkı öğretir ve adalet, merhamet, sabır, tevazu gibi erdemleri teşvik eder. Bu erdemleri içselleştirmek, kişinin ahlaki karakterini güçlendirir ve toplumsal ilişkilerinde daha adil, empatik ve anlayışlı bir birey olmasını sağlar. Kur'an'ın ahlaki ve etik ilkeleri, bireylerin hem kendilerine hem de başkalarına karşı daha iyi bir tutum sergilemelerini yardımcı olur. Toplumsal açıdan ise Kur'an okumak ve onun öğretilerini hayatında uygulamak, toplumsal barışı ve uyumu teşvik eder. Kur'an'ın mesajları, insanların birbirlerine karşı adil ve merhametli olmalarını, haksızlıklara karşı durmalarını ve toplumsal sorunlara çözüm aramalarını vurgular. Bu, toplumsal ilişkilerde bir denge ve uyum sağlar ve bireyler arasında anlayış ve yardımlaşmayı teşvik eder. Kur'an, toplumsal değerleri ve normları belirleyici bir rol oynar ve bu değerlerin yaşanmasını teşvik eder.
teşvik eder. Kur'an'ın anlaşılması ve yaşanması, bireyler arasında sosyal dayanışmayı güçlendirir ve toplumsal sorunlara karşı kolektif bir bilincin oluşmasına yardımcı olur. Müslüman toplumlarda Kur'an'ın öğretileri doğrultusunda yapılan sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri, toplumun sosyal dokusunu güçlendirir ve yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırır. Bu bağlamda Kur'an sadece bireyler için değil, tüm toplum için bir rehber niteliğindedir. Sonuç olarak Kur'an okumanın önemi sadece dini bir yükümlülükten ibaret değildir. Kur'an, bireysel manevi gelişim, ahlaki olgunlaşma ve toplumsal uyum açısından temel bir kaynaktır. Onun öğretileri hem kişisel hem de toplumsal düzeyde derin etkiler yaratır ve hayatın her alanında insanlara rehberlik eder. Kur'an'ın anlaşılması ve yaşanması hem bireylerin hem de toplumların daha adil, huzurlu ve dengeli bir yaşam sürmelerine katkıda bulunur. Hazreti Muhammed, Kur'an'ı yalnızca bir kutsal kitap olarak görmemiş, aynı zamanda hayatının merkezine yerleştirmiştir. Kur'an, onun için sadece bir ibadet aracı değil, aynı zamanda yaşamın her alanında rehberlik eden bir pusula olmuştur. Peygamberimiz, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna dair derin bir inanç taşır ve bu inancı çevresindeki insanlara da aşılamıştır. Kur'an'ı okumak, anlamak ve yaşamak, onun hayatının en temel ilkelerindendir. Hazreti Muhammed'in Kur'an'a verdiği değeri en iyi şekilde gösteren olaylardan biri, Kur'an'ın vahiy süreçleridir. Peygamberimiz ilk vahyi aldığı andan itibaren Kur'an'ın önemini kavramış ve bu kutsal metni insanlara iletme sorumluluğunu üstlenmiştir. Vahiy aldığı her an Kur'an'ın değerini ve onun hayatındaki yerini yeniden teyit etmiştir. Kur'an'ın indiği her ayet, Hazreti Muhammed'in yaşamında bir dönüm noktası olmuş ve bu ayetlerin yaşamına etkisi, onun insanlara Kur'an'ın ne denli önemli olduğunu göstermek adına yaptığı açıklamalar ve uygulamalarla kendini göstermiştir. Peygamberimiz Kur'an'ı yalnızca kendisi için değil, toplum içinde bir rehber olarak kabul etmiştir. Kur'an'ın hükümlerini ve mesajlarını topluma iletmek, onların yaşamlarına rehberlik etmek amacıyla sürekli bir çaba içinde olmuştur. Kur'an'ın emir ve yasaklarına uygun bir yaşam sürmeye çalışmış ve bu çabayı çevresindeki insanlara da öğretmiştir. Onun hayatı Kur'an'ın öğretilerine tam bir uyum içinde geçmiş ve bu uyum, onun adalet, merhamet, doğruluk ve sabır gibi erdemleri teşvik etmesine olanak sağlamıştır. Hazreti Muhammed'in Kur'an'a verdiği değer, onun ahlaki ve sosyal yaşamında da belirgin bir şekilde görülür. Peygamberimiz Kur'an'ın emirlerine uygun bir yaşam sürmeye özen göstermiş ve bu yaşam tarzını müminlere örnek olarak sunmuştur. Özellikle adalet, merhamet, dürüstlük ve yardımlaşma gibi konularda Kur'an'ın öğretilerini bizzat hayatında uygulamış ve bu uygulamalarıyla müminlere Kur'an'ın ne denli önemli bir rehber olduğunu göstermiştir. Onun hayatında sergilediği bu özellikler, Kur'an'ın evrensel değerlerinin somut örnekleri olarak kabul edilir. Kur'an'ın hükümlerini ve değerlerini yaşama konusunda Hazreti Muhammed'in gösterdiği titizlik, onun Kur'an'a olan derin bağlılığını ve saygısını açıkça ortaya koyar. Peygamberimiz Kur'an'ın getirdiği mesajları uygulayarak ve bu mesajları insanlara öğretme görevini yerine getirerek Kur'an'ın evrensel değerlerini yüceltmiştir. Kur'an'ın emirlerine uygun bir yaşam sürmenin hem bireyler hem de toplum için ne denli önemli olduğunu vurgulamış ve bu öğretileri hayatının her aşamasında pratikte göstermiştir.